Sosyal Değerlendirme Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Her sene olduğu gibi bu yılda yüzlerce öğrencimizi dünyanın 6. büyük turizm ülkesi olan Türkiye'de 8 farklı otelde deneyim kazanmak üzere staja gönderdik. Bu sene okulumuzdan toplam 194 öğrencimiz Türkiye'de 8 farklı otelde staj yaptılar. İlk günden bizi havalimanından başlayarak sıcak karşıladılar ve ilk günden oryantasyon eğitimleri verdiler. İlk gittiğimizde otele gittik, otelde tanıştık ve üniformalarımızın ölçülerini aldılar ve oturma izni için fotoğrafa çekildik ve o arada Çeşme'yi ve Alaçatı'yı gezmiş olduk. Biz toplam olarak 11 öğrenci staja gittik. Sadece bir tanesi FM bölümünde çalıştılar. Diğerlerimiz ise housekeeping bölümünde çalıştık. Çok aktiviteler vardı. Pazar ise Rusya ve Avrupa pazarıydı. Avrupa pazarından ise içerisinde Almanya ilk sıradaydı. Bugün çok mutlu olduğumuz bir programı birlikte yaşadık. Çok güzel sunuşlar yapıldı. Gerek Barış hocamız, gerekse ondan sonra sevgili öğrencilerimiz, bizim evlatlarımız yaz döneminde bulundukları Türkiye'deki çok yüksek prestijli otellerdeki faaliyetlerini çok özlü, çok anlaşılabilir ve çok iyi bir gözle görerek bize sunmuş oldular. Ben bütün bu sunuşları yapan arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Her birisini alkışlıyorum. Sevgili gençler, öncelikle şuradan başlayalım. Yapılan anket bizim göğsümüzü kabarttı. 5 üzerinden ortalama 4.6 gibi bir not alarak gençlerimiz yüz akıyla hem kendilerini, hem ülkelerini, hem halklarını, hem de üniversitemizi en güzel şekilde temsil ettiklerini, verilen görevi layıkıyla yaptıklarını, yapmaya da yeterli olduklarını göstermiş bulundular. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, bu oteller Türkiye'nin de çok yüksek prestijli otelleridir. Bunlar her ne kadar 5 yıldız gibi söyleniyorsa da bunlar yıldızlara 6-7'ye kadar da çıkar diyor. Ve burada herkesi alıyorlar. Onu da söyleyeyim. Siz de gidip görüyorsunuz, o otelde herkes var mı? Bütün ülkelerden insanlar gelebiliyor mu? Türkiye'den bile çok az insan alıyorlar. Onu da söylemek istedim. Yani Türkiye'de çok yüksek okullar, turizm fakülteler hatta var. Kaç tane var? 80 tane falan mı? 80 tane turizm fakültesi var. Oradan kaç öğrenci olduğunu mutlaka sizler geride görmüşsünüzdür. Çok az sayıda Türkiye'de öğrenci alıyorlar. Ama bu Manas Üniversitesi'ne dediği zaman işler değişiyor. Barış Rebeler'den diyor ki, o kadar yüksek talep geliyor ki biz karşılayamıyoruz. Niçin dedim talep bize geliyor? Bizim çocuklarımız çalışkan, ahlaklı, dürüst, yetenekli, becerikli, iyi eğitim almış olduğu için önce bizden istiyorlar dedi. Dolayısıyla ben bu başarıya özen bütün turizm yüksekokulu camiasına gönülden teşekkür ediyorum. Yüzümüzü ağırtan, başımızı dik tutan ve turizm eğitiminde marka olmayı başaran bu okulumuzu ve öğrencilerini hem öğrenciyken hem de mezun olduktan sonra çalıştıkları iş yerlerinde üniversitemizin adını yükselttikleri için gönülden kutluyorum ve onlara hayat boyu başarılar diliyorum.